Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle gelen bir kargom hakkında konuşmak istiyorum. Çok uzun zamandır çömlekçi tornası almak istiyorum ama hangisini almalıyım karar veremiyorum. İşte siz de benim gibi böyle bir ikilem yaşıyorsanız ve istediğiniz bilgiye de internette ulaşamadıysanız işte bu video tam size göre. Gelen kargomu şöyle bir getireyim, bir açalım bakalım neymiş, ondan sonra da üstünde konuşmaya devam edelim. Kutudan çıkarmak biraz zor oldu. Çok sıkı bir şekilde kutulanmış. Sağında solunda güzel köpükler vardı. Çömlekçi tornası alırken öncelikle karar vermemiz gereken nasıl tipte bir çömlekçi tornasına ihtiyacımız oldu. Ben masaüstü tercih ettim. Diğerinin ağırlığı 50 kilo civarında. Bu 12 kilo ve kolay taşınabilir. Ben yazın özellikle atölyemin yeri değiştiği için alıp götürebileceğim bir çömlekçi tornasını tercih ettim. Diğerleri daha profesyonel, daha çok çamur kapasitesiyle çalışan modeller ve motor gücü daha fazla olan modeller tabii ki. Açıkçası ben profesyonel değilim. Tornayla da ilk kez çalışacağım. Şu anda bir tornayla ilgili ekstra bir ders almıyorum. Almayı da düşünmüyorum. Bunu tamamen kendim atölyede deneyerek, çalışarak, görerek yapmak istiyorum. Çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Zorlandığım kısımda da zaten bir çömlekçi ustasından ders alırım. Orada da bir problem yok açıkçası. Şimdi neden pedalsız tercih ettiğimi size söyleyeyim. Çünkü pedallıyla el manuel olanlar arasında yaklaşık bir 1000 lira kadar bir fark vardı. Yani şu anda ilk etapta öğrenme aşamasında o meblağı vermek çok bilmiyorum ne kadar doğru olur. Yani şöyle düşünmek lazım. Yani ben kaç tane ürün yapacağım, kaç tane ürün satmalıyım ki o 1000 lirayı da kapatabileyim. O yüzden ilk etapta biraz daha böyle okullara yönelik bu tip tornalar, anaokulunda, ilkokulunda, liselerde kullanılan modeller. Ama emin olun ben sonrasında deneyeceğim, mutlaka videolarında paylaşacağım. Bu bizim gibi yeni başlayanlar için gerçekten çok uygun bir model. Şimdi yerli ve yabancı marka arasında çok fazla gidip geldim. Çok güzel yerli üretimlerimiz var ama şöyle de bir konu var. Yerli üretimde kullanılan parçalar da yurt dışından geldiği için ve şu anda döviz oldukça yükseldiği için inanın ki ithal ürünlerle yerli üretim arasında çok fazla böyle fark yok. Yerli üretimi tercih etmememin sebeplerinden birisi bu. Yani siz pazarlık yaptığınızda bile çok az bir fiyat oynaması oluyor. Sonrasında siz bunu elden çıkarmak istediğinizde eminim ki torna bakanlar internette görüyorlardır. Yani o çok çabuk elden çıkaramıyorsunuz. Bir de öyle bir durumu var. Ben çok tez canlıyım. O yüzden şu anda ben bu modelle başlayacağım ama ileriki süreçte daha profesyonel olduğumda ihtiyaç duyduğumda belki yani bunu elimde tutabilirim ya da satabilirim. Üstüne koyup bir üst modelini alabilirim. Bu işte elden çıkarma kısmında da şöyle düşünüyorum ben. Yani şimpo her zaman için yani yapacak bir şey yok. Benim hani düşüncem böyle.
Şimpo'yu bugün ilan verdiğinizde eminim ki akşamına çok rahatlıkla satacaksınızdır. Ve zarar edeceğinizi düşünmeyin. Ben düşünmedim açıkçası. Çünkü bugün bunu aldığımız rakam emin olun seneye daha fazla olacak dövizden dolayı. O yüzden satarken en azından aynı parayı alacağız geriye ama o sürede de kullanmış olacağız. Şimdi ben bunu zaten bireysel kullanacağım. Bunu ders vermek için değil, daha çok kendi adıma aldım ben. O yüzden bana çok fazla yeterli geleceğini düşünüyorum. Siz de eğer atölyenizde, eğer bir atölyeniz varsa evde ya da dışarıda fark etmiyor. Torna öğrenmek istediğinizde bu iyi bir başlangıç diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle biraz açalım bakalım. Böyle iki tane tablosu var. Bakın bu büyüklükte bir çalışma alanı benim için gayet yeterli. Şimdi çok büyük ürün çalışmayacağım. Hem çok fazla büyük objeye gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonrasında onu bir de stoklaması da bir dert. Yani siz çok büyük objeler çalıştığınızda onlara ayrıca bir yer ayarlamanız lazım. Sırlaması, üzerine yapacağınız işte o sırın miktarı fazla olacak. Olarak da maliyeti artacak, satması biraz daha zor olacak. O yüzden böyle daha küçük, yani küçük dediğim de yine 10 kiloya kadar çamur çalışabiliyoruz bu tornada. 10 kiloya kadar bence gayet yeterli ürün yapmak için. Zaten burada amaç öncelikle hani benim için üründen çok tornayı anlamak ve tornayı çekebilmek. Şimdi şunu bir poşetten bir çıkaralım. Biraz ters oldu ama hani hafif şu torbayı atalım, hışırtı yapıyor eminim ki size. Şimdi şöyle bir sıçrama tablası diyorlar buna. Sıçrama tablamız var. Onu şu şekilde çevirip bakın sağlam bir şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Bunlar da turnetler. Onu da hemen şöyle üstten bir bakmam lazım. Evet. Şöyle basıyorsunuz üstünden. Bu şekilde hemen şöyle bir düğmemizi takalım. Evet. Pardon. Şu an mikrofon var. O yüzden ses size eminim çok daha fazla geliyordur. Evet, ben manuel tercih ettim. Ayaklı pedalda neyse işte ona çok fazla gerek olmadığını başta düşünüyorum. Yani o fiyat farkına gerçekten değmez. Sizinle konuşurken bir taraftan da şöyle fişini takıp çalıştıralım. Yani aslında yerli üretimler de gayet sessiz. Orada bir sıkıntı yok. Gayet sağlam. Sadece ben dövize endeksli olduğu için yerli üretimde kullanılan ürünler yani onların da fiyatları çok ucuz değil açıkçası. O yüzden yani hani bu işin zaten yaptığınız zaman şimponun her zaman daha çok tercih edildiğini zaten görüyoruz. Hemen bir fişe takayım, ondan sonra geliyorum. Evet, şöyle sağ kısmını size göstermek istiyorum. Burada manuel ayarımız var. Şurada sağ ve sola çevirebileceğimiz bir düğmemiz var. Şurada bakın çift yönlü çalışma yapabiliyoruz. Burada açma kapama düğmemiz var. Evet, biraz daha yakınlaştırayım size. Hemen. Bakın. Mikrofon olduğu için biraz size gürültülü gelebilir ama ev için çok ideal. Çok sessiz. Kesinlikle uzun süre çalıştığınızda sizi rahatsız etmeyecek bir ses düzeyinde. Zaten 55 desibel. Yani siz gidip yerli de alsanız o da 55 desibel. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Çalışmalarımızı burada ben bir şeyi düzelteyim sizin için. Yani bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur. Çömlekçi tornası alırken dikkat etmeniz gereken taşımak istiyor musunuz? Ne kadar büyük objeler çalışacaksınız? Amatör müsünüz yoksa profesyonel mi bir torna tercih edeceksiniz?
çift yönlü çalışma düğmesi var, manuel var, pedallı var. Yani böyle birçok opsiyon var. Ama sonuçta hangi tornayı tercih ederseniz edin mutlaka zaten işinize yarayacaktır. Torna bu şekilde tercih ettim ben. Shimpo'nun RK5T açıklama kısmında yazarım. Modelini tercih ettim. Dediğim gibi bugün sipariş veriyorsunuz. Ertesi gün size teslim ediyorlar. Herhangi bir problem olduğu zaman da yetkili satıcısı size ulaşıyor ve sorununuzu anında çözüyorlar. İleriki dönemlerde belki çok daha büyük ve profesyonel ileriki aşamalarda profesyonel olanlarını inşallah kullanacağımız günlerimiz de olur. Dediğim gibi umarım size de faydalı bir video olmuştur. Torna almak isteyen aranızda varsa lütfen korkmayın, çekinmeyin. Öyle çok dedikleri gibi çok zor olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Tamamen sizin azminize ve ne kadar tekrar yaptığınıza alakalı. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen bu alt butona, beğeni tuşuna basmayı da unutmayın.